Hoş geldiniz tarih severler, dostlar, güzel insanlar. Mede Çivi tablet yazıtları Turan Türk yazıtlarında ikinci bölümde beraberiz. Hoş geldiniz. Gözlüğü alalım. Yola devam edelim. Yola devam edelim. Çok kısa bir hatırlatma yapıyoruz. Çok kısa bir hatırlatma. Mısır ologlar da bu metotla Rosetta taşının bilinmeyen metinlerini çözmüşlerdi. Bu da bizim İran taş yazıtlarının çevirisinin daha da kolaylaşacağını, gizemin ortadan kalktığını göreceğiz. İlk başta isimleri birbirinden ayıracağız mesafe koyarak çok sayıda isimlerin olduğu yazıtlardan bir tanesi olan Aşemenit metinlerinde yazıtlar yazılırken değişik bir yöntem uygulanarak metinlere zenginlik katmıştır. İlk defa 1844 yılında başlayan Société Archéologique de Copenhague kitabında ilk çevirisi yapılan İran'ın taş yazıtları adı altında yayınlanmıştır. Burada Asya dil bilimi uzmanları bilgilerinden faydalanmıştır. Bu ünlü dil bilimciler şunlardı. İsimleri de vereceğim. Monsieur Münter. Monsieur Niebuhr. Monsieur Rask. Bu dil bilimciler. Monsieur Westergaard'ın kazı çalışmalarına katılmışlardı. Çünkü burada kazı yapan Monsieur Westergaard. Dil bilimcileri Monsieur Westergaard'ın kazı çalışmalarına katılmışlardı. Metinler üzerinde araştırma yapmışlardı. Mede'de konuşulan dillerin dağılımında İranlı Celtic şeklini gördüler. Tatar fiil çekimlerini buldular. İbranice'de geçen isimlerin hecelerin zarfların Türk ve Mogol ögeleri unsurları olduğunu çıkartmışlardı. 1844. Tekrar ediyorum bu kısmı. Dedim ya arkadaşlar, çok önemli. Bazen iki defa tekrarlamak zorunda, üç defa tekrarlamak zorunda kalıyorum ki insanlarımız iyice anlasınlar diye. Bakın, bunun manası çok derindir. Neler bizden saklamışlar, üzerine gitmemişler.
Adamlar 1844'te Mezopotamya'da, Anadolu'da, Kafkasya'da, İran'da, Filistin'de, her yerde araştırmalar yapmışlar. Kazı çalışmaları yapmışlar. Adamlar neler çıkartmışlar? Görelim. Görelim arkeoloji neymiş, dil bilimi neymiş, antropoloji neymiş. Ve adamlar dünyanın kaderini değiştirmiş be. Dünyanın kaderini değiştirmiş. Bu insanlar ne kadar muhteşem insanlarmış. Bakın tarihimizi çıkartmışlar. Tarihimiz, bütün uygarlıkları ya. Akatlar, Asurlar, Babiller, Hititler, Mısırlılar. Adamlar çıkartmışlar ya. Bazen sinirleniyorum, kusura bakmayın. Üzülüyorum çünkü ya. Elin oğlu dedikleri gelmişler, araştırmışlar, kazmışlar, ömürleri oralarda geçmiş. Ya bize öyle bir tarih çıkartmışlar, bize tarih hediye etmişler. Bize bakın. Bizim insanımıza bakın. Sözde tarihçi olarak geçinen yok mu o göbekliler? Onlar özür olarak geldiler ya. Özür olarak geldiler. Sinirlenmeyin, devam edeyim. Bu ünlü dil bilimciler şunlardı. Monsieur Münter, Monsieur Libor, Monsieur Rask. Bu dil bilimcilerin Monsieur Westergaard'ın kazı çalışmalarına katılmışlardır. Metinler üzerinde araştırma yapmışlardı. Mede'de konuşulan dillerin dağılımında İranlı Seltik şeklini gördüler. Tatar fiil çekimlerini buldular. İbranice'de geçen isimlerin, bak burası çok önemli. İbranice'de geçen isimlerin, hecelerin, zarfların Türk ve Moğol, yani Moğol ögeleri olduğunu buldular. Ve ortaya çıkarttılar. Monsieur Westergaard'ın arkeoloji çalışmalarında çıkan sonuç bildirgesi dünyaca biliniyordu. Yani bundan 180 sene önce arkadaşlar. Monsieur Westergaard'ın arkeoloji çalışmalarında çıkan sonuç bildirgesi dünyaca biliniyordu. İngiltere'de Dublin Akademisi'nden olan Doktor Hinks de Danimarkalıların bu çalışmalarını mükemmel bulmuştur. Hinks çok önemlidir. Muhteşem bir dil bilimcidir. İngiltere'de Dublin Akademisi'nden olan Doktor Hinks de Danimarkalıların bu çalışmalarını mükemmel bulmuştur. Özellikle Mede'deki dil, hece ve yazıtlar hakkında. Özellikle Mede'deki dil, hece ve yazıtlar hakkında. Fransa'da ise Monsieur de Saulcy olağanüstü bir çalışma yaparak Le Recherche Antiquité sur les inscriptions. Du système de Médic kitabını yazmıştır. Türkçesi. Mede'deki sistemin yazıtların araştırılıp analizinin yapılmasıdır. Mede'deki sistemin yazıtların araştırılıp analizinin
yapılmasıdır. Burada anlatılan grafiklerde olan her işaretin şekil olarak dil bilgisi, söz hazinesinin nasıl olup da ikinci yazıtlara geçtiğini mükemmel bir şekilde analiz ve çözümünü yapan bu Fransız bilim adamı Westergaard'ın kazı çalışmalarında elde edilen sonuçları sonuç bildirgesine imza atan kişilerden bir tanesidir. Monsieur de Saussure. Sonuç bildirgesine imzasını atmıştır. Bu çalışmaların ve elde edilen bütün bilgilerin eşsiz bir değere sahip olduğu söylenmiştir. Kayda geçmiştir. Sahip olduğunu söylenmiştir ve kayda geçmiştir. Uzun sabır ve uğraş gerektiren bu bilimsel çalışmalar söz götürmez olarak onaylanmıştır. Yorulmak nedir bilmeyen büyük araştırmacı, arkeolog olan Albay Rawlinson'u biliyorsunuz. Asya'nın değişik yerlerinde araştırmalar yapan, mükemmel kazılar yapan, değişik buluşlar yapan Albay Rawlinson'un çalışmalarına da bir fırsatta göz geçirelim. Bakalım. Elimizde bir kopyası olan büyük mede yazıtlarında olan Bizutun yazıtlarına da baktık. Monsieur Norris'in yayınladığı bir kritiğin anımsatmasını yapalım. Westergaard'ın bulduğu ve Monsieur Hinks'in Monsieur Saussure'un onayladığı tanımlık yazıtların ilk çözümlemede kullanılması gerektiğini söylemiştir. Bu kısmı tekrar okuyoruz. Çünkü bunlar asırlar boyu kalacak olan şeyler. İnsanlarımızın asırlar boyu kalması gereken şeyler bunlar yani. Özellikle okuyorum çiftleri. Uzun sabır ve uğraş gerektiren bu bilimsel çalışmalar söz götürmez olarak onaylanmıştır. Yorulmak nedir bilmeyen büyük araştırmacı, arkeolog olan Albay Rawlinson'u biliyorsunuz. Asya'nın değişik yerlerinde araştırmalar yapan, mükemmel kazılar yapan, değişik buluşlar yapan Albay Rawlinson'un çalışmalarında bir fırsata çevirelim. Elimizde bir kopyası olan büyük mede yazıtlarında olan Bizutun yazıtlarına da baktık. Monsieur Norris'in yayınladığı bir kritiğin anımsatmasını yapalım. Westergaard'ın bulduğu ve Hinks ve Monsieur Saussure'un onayladığı tanımlık yazıtların ilk çözümlemede kullanılması
gerektiğini söylemiştir. Söylemiştir. Büyük yazıtlarda geçen, büyük yazıtlarda geçen Histaspe'nin, büyük yazıtlarda geçen Histaspe'nin oğlu ve şehirleri ve Satrapis halkı hakkında belirtilen karakterler ve işaretleri. Mesonoris sıralamasını yapmıştır. Daha sonraki araştırmacılardan olan Almanya'daki Monsieur Hotzmann, Doktor Hank. Bu bilim adamları özellikle çok ince titiz çalışmalar yaparak Eski Persler hakkındaki bütün soruları en ayrıntılı şekilde incelemelere tabi tutarak çalışmalarını tamamlamışlardır. Monsieur Spiegel bu bulunan ilk kazı çalışmalarını tamamen incelemek için ve sonuca bağlamak amacıyla bu iş için en yetkili bilim insanını otoriter olarak atamıştı. Bu kişinin adı Monsieur Jules Oppert. Büyük yazıtlarda geçen Histaspe'nin oğlu ve şehirleri ve Satrapis halkı hakkında belirtilen karakterler ve işaretleri Mesonoris sıralamasını yapmıştır. Daha sonraki araştırmacılardan olan Almanya Karlsruhe'deki Monsieur Hotzmann, Doktor Hank. Bu bilim adamları özellikle çok ince çalışmalar, titiz çalışmalar yaparak eski Persler hakkındaki bütün soruları en ayrıntılı şekilde incelemelere tabi tutarak çalışmalarını tamamlamışlardır. Monsieur Spiegel bu bulunan ilk kazı çalışmalarını tamamen incelemek için ve sonuca bağlamak amacıyla bu iş için en yetkili bilim insanını otoriter olarak atamıştı. Bu kişinin adı Monsieur Jules Oppert. Daha medyaya başlamadan, Medet Turan çivi yastığına başlamadan ilk bölümde Monsieur Jules Oppert'i anlatmıştık ya. Onlar da baktılar ki bir yerden sonra bütün kazı çalışmaları
sonuçlar, tartışmalar. Dediler ki bu işin bir otoritesi var. O da bir kişidir. Dehadır. Dehadır. Bu işin ilahıdır dedi. O da Monsieur Jules Oper'di. Kendisi onu bu iş için otoriter olarak kabul ettiler. Otoriter kabul ettiler. Dedim ya, gelecek ya. Heyecan geliyor. Bol heyecan var. Geliyoruz. Üçüncü bölümde devam ediyoruz. Gizem bitmeyecek. Neler çıkacak? Bekleyin, görün. Türk kimmiş, Turan kimmiş, insanlar görsünler, öğrensinler. Dünyanın tarihini değiştiren insanlar ya. Dünyada tarihi kuran insanlar bunlar. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın. Saygılar.